Aylin. Hoş bulduk. Nasılsın Aylin? İyiyim, çok iyiyim. Annem yok mu? Daha dönmedi karakolda. Hala haber yok dedi baştan. Mete iyi. Sen nereden biliyorsun? Bugün Mete'yi görmeye gittim. Hoş geldin Cemile. Ne o? Çünkü cemaat mı geldiniz? Kapıyı açma ya. Osman nerede? Bahçeye çıkıverdi oynama. Karakola gittim Mete'yi sormaya. Daha bulamamışlar. Anne sonra ben... Oradan Ali ile o kadının kaldığı oteli öğrendim. Oraya gittim. Dedim ki Ali'ye, ya yazıktır, günahtır. Gitme çocuğun üstüne. Şikayetini geri al. Dinlemedi. Ondan sonra... Anne bir dinle. Anne. Elinde dergiler, mecmualar, ecnebice kitaplar, bir şeyler, resimli. Çeşit çeşit dolaplar, koltuklar. Anne. Yok efendim, Ali Bey yanın evi yeniden tamir ettirecekmiş. Yeni eşyalar alınacakmış. Eşyalar Avrupa'dan gelecekmiş. Çok para harcayacakmış. Bana nafaka veremeyecekmiş. Nafaka vermeyecek mi? Anne bir dinle. Aylin Mete'yi görmüş. Mete iyiymiş. Mete iyi mi? Anneciğim. Gerçekten. İyi iyi, sen merak etme. İyi. Nerede? Müzik öğretmeninin evine gitmiş. Orada kalıyormuş. İnci. İnci. Çok iyi bir insandır. Mete'yi de çok sever. Onu korur anne, sen hiç merak etme. Vallahi benim içim rahat. Ben bir gidip göreyim Mete'yi. Hayır anne, olmaz. Neden? Anne, polisler her yerde Mete'yi arıyor. Şimdi onun kaldığı yere ayak altı yapmanın ne alemi var? İşte iyi olduğunu biliyoruz. Ben gittim gördüm diyorum, yetmez mi? Hem işler yatışınca o bizim yanımıza gelir, sen merak etme. Bırak şimdi. Çok şükür, çok şükür. İyiymiş Mete. Anne, istersen dava açabiliriz. Ne davası? Nafaka davası. Babamı mahkemeye verebiliriz. Önce yeni evimize taşınacağız. Sonra Mete'yi bu beladan kurtaracağız. O işe de sonra bakarız. Acelen ne Cemile? Kalın birkaç gün daha. Herkesin kendi damı toprağı olmalı. Damsız topraksız kalanın kuyruğu da dik dur vermez bu pışta. Sen yapacağını yaptın. Allah senden razı olsun. Sağ ol.